Cem Bey. Cem Bey. Merhaba. Merhaba. Ben Lerzan. Medyum, astrolog. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Selam. Cem ben, şirketin genel müdürü. Biliyorum. Aslında ben böyle mekanlara gelmem. Ama arkadaşlar söyledi. Özel biri lazımmış. O özel kişi benim. Buranın pek elektriğini sevmem. Böyle mekanlarda enerji negatif olur. Ve Mars Venüs'e yüklenir. Venüs de personeli. Evet. Ben aslında yani kişisel bağlamda böyle büyü işlerine, fal işlerine çok fazla inanan biri değilimdir ama... şu sıralarda hayatım biraz karışık benim. İnanacaksınız Cem Bey. Sizi temin ederim inanacaksınız. Ben öyle Roman vatandaşlar gibi folklorik bir fal bakmadan bahsetmiyorum. Daha derinlerde. Hiç kimsenin göremediği, bazı şanslı insanlar haricinde kimsenin bilmediği gizli güçler var. Pardon. Bazen krizim geliyor da böyle. Odamda benim, ben fal şey yaptım da. Bir dakika. Bu odayla bu masa arasında muhakkak bir ilişki var. Duygusal mı desem? Vallahi var. Tam tahmin ettiğim gibi. Odamda ben kahve fincanını kapatmıştım. İsterseniz ona bir bakalım mı? Bir dakika. Güçler. Güçler hissediyorum Cem Bey. Affedersiniz. Kahve mi dediniz? Kahve bir bahane Cem Bey. Ben gerekirse sudan da bakarım. Hatta yüzünüzden de. Çok ilginç yani. Arkadaşlar da söylediler bana. Yani o kadar ayağa düşmüş ki kazan dibi tabağının dibinden fal bakıyorlarmış yani. Tabii mesleğimizi ayaklar altına alan dolandırıcılar var. Ama ben öyle değil. Ben bu işi bilimsel metoduyla, yıldızlarla konuşarak yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Tabii bir bedeli de var. Evet. 150 milyon alıyorum. 150 milyon. Siz yaklaşık 2 ay, 65, 70 gün mü desem, 4 dolunay mı, 2 dolunay mı? Yakın bir zamanda bir nişanlınızdan mı ayrıldınız? Açını görüyorum. Oğlum, onu görüyorum. Ah! B harfi görüyorum, B harfi değil mi? İsmi V ile mi? Dolar versem olur mu? Yanımda dolar var. Koş öyle. Tamam. Acını görüyorum. Cem Bey, isterseniz başlayalım. Biraz yoğunluğum var. İş adamları ve politikacılarla da mesaim var. Ayrıca yarın sabah bir stada büyü bozumuna gideceğim. Başlamamız gerekir. Tamam. Odamıza geçelim isterseniz. Hayır. Odamızda değil. Bu masada bakalım. Bu masadan tuhaf elektrikler alıyorum. Yalnız elimizi çabuk tutmamız lazım. Kargalar Cem Bey. Kargalar. Tam bu saatte geçerler. Ve gece yaratıkları çıkmaya başlar. Gün batmadan bakın saate. 22 dakika içinde bu işi bitirmemiz lazım. Kargalar! Dur! Siz buyurun lütfen. Bu masa enteresan. Burada bakalım yıldızlara. Fincanı getirin. Hemen. Otur. Evet. Geliyor. Trans geliyor. Trans mı? Trans. Trans bu. Her zaman geliyorum demez. Aniden gelir. Üçüncü göz. Sıkıntılar. Sarışın. Sıkıntılar. Aman Allah'ım. Neler görüyorum ben. Cem Bey. Bir kadın. Bir kadın acı. Yalnızlık, ihtiras. İsmi. Aslı. Aman yarabbim. Cem ne haber? Ne haber Cem? Cem!
böyle mi konuşuyor? Evet. İçime girdi çıktı. Şeytan ruhlu bir kız bu. Ama ya Rabbi, ne işin var senin o kızda? Bu büyü yaptırmış sana. Yok canım, öyle demeyin. Gerçekler. Melek yüzlü, kara kanatlı bir yılan. Gerçek bir şeytan. Hayda. Cemcim, işiniz gücünüz her şeyiniz ters gider. Ya yapmayın, hiç mi iyi bir şey yok orada ya? Var. Korkunun başladığı yerde umut da filizlenir. Uzaklarda bir insan var Cem Bey. Uzaklarda. Baş harfi V. Victoria. Biliyorum, o Victoria. Victoria. Güzel Victoria. Kütür kütür maşallah. Kütür kütür bir aşkı harcamışsınız. Yazık. O kız bırakılıp bu kızla uğraşılır mı Cem Bey? Bu kız Victoria yemeklerle ilgili bir şey yapıyor mu? Vallahi inanamıyorum yani. Bu hepsi doğru bunların ya. Gizli güçler. İnanacaksınız Cem Bey. Vallahi bravo ya. Önünüze saygıyla eğiliyorum. Hepsi tutuyor yani. Cem, Allah seni ne yapsın? Niye? İki yakan bir araya gelmez annem. Yani o karı bırakılıp bu karı alınır mı Cem? Niye ya? Cem, büyü yaptırıyor bu kız sana. Büyü mü? Melek yüzlü, kara kanatlı bir şeytan! Arkadaş, geçtiler yine bak. Bitiyor artık. Gücüm azalıyor Cem. Bak sonra Lerzan ablan dedi dersin. Dinle beni. Kurtar kendini Cem. Yani affınıza sığınarak söylüyorum. Ben zannetmiyorum aslında öyle şeyler yapacağını. Yani büyüyle falan uğraşmaz o. Bak Cem, anlamıyorsun. Bu kız 30 yaşında var. Evet. Buraya da evinden yürüyerek gidip geliyor büyük olasılık. Vallahi şurada oturuyor. Ve yürürken hep aynı şeyi düşünüyor Cem. Cem'i nasıl tavlasam? Cem'i nasıl elde etsem? Ona nasıl tuzaklar kursam? Etrafında başka kadınlar var. Yapma ya. Evet. Görüyorum, bir tanesi burada oturuyor. İyi mi? Esmer, fettan. Kuru, ihtiraslı, şerefetli bir şey. Onun akıl hocası o. Onlar çete gibi Cem. Rabbim esirgesin. Büyü yapacaklar sana. Çete bunlar Cem'cim. Bence Aslı'yı ne ara ne de sor. Yanına bile yaklaşma. Bırak kızın peşini. Yani Aslı'dan uzak dur. İşle ilgili bir şey var mı orada? Bakayım. Yani kariyer. İyi görüyorum. İşleri iyi görüyorum. Ama Aslı'yı bırakırsan daha iyi olabilir. Cem Bey, bu saatte burada ne işiniz var? Asıl senin burada ne işin var Yaprak? Moda çekimim ancak bitti. Kıyafetleri dolaba koyayım dedim. Ha, tabii. O bayan kim? Hangi bayan? Odadaki bayan. O bir arkadaşım o. Anladım. Tanıdığımız biri mi? Zannetmiyorum Yaprak. Koydunsa eşyalarını gittin lan sen. Bünyen de zayıf senin. Bir an önce gidebilirsin sen. Hadi gideceğim. Evet. Cem Bey, siz parfümünüzü mü değiştirdiniz? Hayır. İyi akşamlar Yaprak. Demek işe su benim boyfriend'im parfümünü kullanmaya başladı. Çok büyük ihtimalle. Görüşürüz. Bye. Lerzan Hanım, arkadaş gitti efendim. Gelebilirsiniz artık. Nasıl kaçtım içeriye değil mi? Ya siz niye kaçtınız içeri? Cem, ben tanınan bir insanım. Belki beni tanıyordur o arkadaş. Ondan sonra yani ofislere gelip fal baktı falan dedirttirmem kendime. Laf olur. Çok doğru. Haklısınız. Vallahi haklısınız yani. Tatlı da bir kız o. Ya?
Böyle otları, böcekleri seven bir insan sanki. Yoksa isminin baş harfi Y mi? Allah'ım, peki.